Benim sevgili kardeşim Ömer Aslan'la bayağı bir çaldık, söyledik. Evet hocam. Hatta Bahtar gitar ikilisi bile yaptık. Hı hı. Güzel oldu. Ben şimdi senin gibi genç kardeşlerimi çok seviyorum. Biz de sizi çok seviyoruz hocam. Bunu biliyorum. Elimden geldiği kadar da destek olmak istiyorum. Medyada yokuz ama. Evet. İnternette zaten herkes. Hı hı. Diyorum ki babam mezardan kalksa Facebook'ta profil açar diyorum, evet. Yani. Ama inşallah denetleneceği günlerde gelecektir. Evet hocam. Şu anda denetimsiz ve canımızı sıkıyor yani. Denetlensin diye de, sanal alem denetlensin diye de elimden gelen her türlü çağrıyı yapıyor. Evet. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Yani hocam denetlensin derken şu anki yapıldığı şekilde denetlenmek değil de en azından yani bu şekilde insanları kötü söz söylemek, kınamak veyahut yerden yere vurmak, eleştirmek. Derken hakaret etmek değil mi? Yani bana kalırsa bir insan birini eleştirmek için, en azından doğru eleştirmek için onun yaptığı şeylerin en azından bir onda birini yapmış olması gerekiyor ki mesela sizi eleştiren insanlar sizin yaptığınız şeylerin onda birini değil, binde birini bile yapabilmiş insanlar değil. Abi biz zaten hani sanatçı diyorlar ya, evet. Haşa kendime söylemiyorum. Yani. Yazılı metinde sanatçı diye geçiyor. Asla kendime sanatçı dememişimdir. Bir de evet. Zaten canım çıkıyor benim. 40 yıldır kendimi eleştire eleştire bir şeyler yaptık. Kataloglara soktuk, tezler yaptık. Evet. Bu yani sanatçı zaten kendini eleştiren tabii adam. Tabii yani sanatçı kendini eleştirdiği sürece kendini geliştirir. Bu kadar öğrenciyi yetiştirmişiz, yapmışız, yaptıklarımız ortada. Bunun bence en büyük sebebi parapsikolojik. Evet. Ve zaten bu ülkenin en büyük hastalığı kıskançlık. Evet hocam. Kıskançlık hastalığına sahibiz ve bu bitmiyor. Büyük bir saldırıya, öfkeye dönüşüyor. Bizim evet. Kimseye öfkemiz yok. Cevabımdır videoları yaptım, ders alsınlar diye oradan bile saldırıyorlar. Evet. Bunun abi bunun çözülmesi lazım. Evet, evet. Başka çaresi yok. Birçok insanın da başı yanacaktır yani. Birçok insan bundan muzdarip. Evet. Birçok değerli kişi. Ömerciğim bu konuda da fikrini söylediğin için teşekkür evet. ediyorum. Bütün genç kardeşlerimiz zaten en azından müzikle, sanatla, kültürle ilgilenenler böyle düşünüyor. Yani aynı hocam en azından yani sizin bize yani mesela bana genç müzisyenlere sizinle görüşme, tanışma veya beraber bir şeyler çalma, muhabbet etme fırsatı vermeniz bile yani. Yani ben sana teşekkür ederim. Yani çok büyük bir. Ayaklarına sağlık. Ben yani teşekkür tabii ki yani keşke elimizden gelse de sizinle her gün görüşebilsek. Yani buradan görüşüyoruz. Yani, Facebook'tan. Yani sizinle ben şeyler... açığım herkese. Açık olduğum için evet. zaten tehlike arz ediyor her şey. Evet. Bütün kötülüklere de açığız. Birileri gibi muhatap olmasak o zaman derviş mi olacağız evet. bak. Aa ne kadar. Egonu yen diyorlar bana. Böyle bir şey var mı ya? Egosantrik bir adamın ne işi var yani. Facebook'ta? Birileri bile gibi hiç girmez, ilgilenmez yani bile. Zaten yani. Egoist İşi bir olmadı. İnsan olsanız millete cevap vermezsiniz yani. Aha bunu onlar da biliyor da nasıl olsa yakaladım bu adamı. Geçireyim diyorlar. Peki Ömer'cim. Hay Allah'ım yarabbim. Neler düşünüyorsun projeler için? İleride yapmak istediğin şeyler var. Zaten çok güzel bestelerin evet. ve yapmış olduğun coverlar. Hı hı. Harika yani. Biz de coverlarla başladık. Evet. Diğerli grupların şarkılarını çaldık. Bu böyle olur. Önce taklit. Evet. Sonra kendi çizgini bulursun. Hı hı. Daha çok gençsin. Nasıl bir tarz ilgilen? Çünkü nefis bir portföyün var yani. Hı hı. Harika. Türk müziğinden, halk müziğinden, tut rock müziğine kadar. Evet. Bana benziyorsun o konuda. Ya, sağ olun hocam. Yani bir Bahtar da sana yaptırtalım Oscar müziği. Olur, ne dersin? Olur hocam. Çok iyi olur. Evet. Bir Bahtar da gerekir yani. Evet. Sana yakışır. Hı-hı. 12 sıra tane. Neler düşünüyorsun? Ne projelerin var? Hocam şu an ben İzmir'de zaten bar programları da yaptım ama şu an okulum yüzünden biraz ara verdim. Okul biter abi. Okul hiç kafana takma. Yani, biter ama... de askerlik de biter evet. de. Evlenirsin, çoluğa çocuğa karışırsın, hayat da biter. Evet, hayat da bitiyor. Yani ama hocam yani sonuçta yine aynı konuya geleceğiz. Evet. Türkiye'de müzik piyasasının olmamasından dolayı yani biz de yani ben şöyle düşünüyorum. Kendim evde çalan böyle en azından kendi müziğimle kendim zevk alan bir insan olacağım diye düşünüyorum. İşte ama ben yani, öyle oldum. Yani hani bir şeyler yapmak... Bir şey fark etmedi. Neyzen Tevfik'e nesin demişler. Hiç demiş ya. Evet. Ben de o kadar dünyayı gezdim. 5000 üstü konser, o kadar Hı-hı. albüm, o kadar başarı. Bak evde şimdi yani. Kendi kendime çalan adam yaptılar evet. beni. Ama durmuyorum. Albüm yapıyorum en azından. İnşallah albüm yapacak ve evet. insanlarla paylaşacak seviyeye gelirsin. İnşallah hocam. Yani benim amacım o. Hani albüm yapsam en azından açıp kendim dinlesem bile sonuçta. Hani ben bir şey yaptım. İyi veya kötü.
Yani sizin gibi müzisyenler olduğu sürece, en azından siz olduğu sürece de yani şarkılarımı dinletebileceğim, en azından doğru düzgün. Ben seni burada gördüm. Yani işte. Demek ki bir şey yapıyorsun ki sende bir cevher var ki bugün buradayız. Evet. Burada milyonlarca genç var bana videosunu gönderen. Evet hocam. Hangi birine başa çıkayım? Bir de bir televizyon programına başlasam tabii ki daha faydam olacak evet. Ama düşman da çoğalacak. Yani bu ülkede hocam yani gençleri gelmesini istemiyorlar çünkü gençler geldiği zaman kendileri sıkıntıya düşecekler yani. Öyle bir sıkıntımız da var. Biraz önce Umut Topbaş kardeşimizle işte Feyz'in webcaminden görüştük. Git hocam bu ülkeden diyor. Evet. Kardeşim biz vatanımızı seviyoruz, bayrağımızı seviyoruz, ülkemizi seviyoruz, kitabımızı, dinimizi, Atatürk'ümüzü, bize ait olan her şeyi seviyoruz. Evet. Sevmeyenler utansın. Aynen öyle hocam. Ömerciğim tekrar çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Sana başarılar diliyorum. Gencecik, pırıl pırıl bir kardeşsin. Çok yeteneklisin. Ben her zaman yanındayım. Sağ ol hocam. Teşekkür ederim. Biz her zaman arkanızdayız. Görüşmek üzere. Görüşürüz hocam. Ömer Aslan kardeşim İzmir'den geldi. Kendisi inşaat mühendisliğinde okuyor. Son sınıfta. Hem İzmir'le hem de Manisa'yla alakası var. Celal Bayar Üniversitesi'yle. Dolayısıyla İzmir'le de gönül bağı olan bir kardeşiniz olarak kendisiyle demek ki güzel konserler yapacağız gibi geliyor bana. İnşallah hocam. Görüşmek üzere. Görüşürüz hocam.